yoğun bir çalışma temposu içinde. Herkes görevini yerine getirdi. Seçimi başarıyla geçirdik ve 8 oyla önde kapattık. Bu süreç içinde bana destek veren, başta oğlum üzere olmak üzere bütün aileme, bütün dostlarıma, parti yöneticilerime, milletvekillerime, belediye başkan adaylarıma, belediye başkanlarıma teşekkür ederim. Ben seçimlerin adil olmasını, demokratik olmasını ve hiçbir şekilde şaibe bırakmayacak şekilde olması için her türlü gayreti gösterdim. Ama maalesef biz seçimi sandıkta kazandık. İlçe seçim kurulunda kazandık. İl seçim kurulunda kazandık. Ama maalesef YSK'da bir daha oyun oynayın dediler. Bir daha seçim yapın dediler. Peki dedik, biz bir daha yaparız ve bu seçimi kesinlikle yine kazanırız. Bakın şu elimde gördüğünüz seçmen listesi. Alt sağ köşesinde ilçe seçim kurulu hakiminin imzası var. Bu listede oy kullanıp kullanmaması gerekenlere belediye başkanı adayı olarak Yüksel Kepenek mi karar verecek? İçişleri Bakanlığı mı, Adalet Bakanlığı mı, seçim kurulu mu, hakim mi, kim karar verecek? Eğer burada, şurada yuvarlak içine de aldığım sevgili kardeşime itiraz ettiler. Bu gibi 8 kişiye itiraz ettiler. Bu insanlar oy kullanabilir diyen bir liste. Bu listede maalesef oy kullanamayacak insanlar çıkardılar ve bunun üzerinden bir tiyatro oynadılar. Ben bu seçim sürecinde harcadığım her kuruş paranın, harcadığımız her emeğin, bütün ekibimizin haklarının yenildiğini düşünüyorum. Bu hakları başta YSK üyeleri olmak üzere İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na ve bunda rol oynayan herkese helal etmiyorum. Öbür dünyada da yakam ellerindedir. Onların ellerinde bu yetkiler varken, bizim elimizde hiçbir yetki yokken biz bu seçimi kazandık. Ama elimizden bu seçimi almak için her türlü oyun oynadılar. Her türlü hileye başvurdular. Ama halk ne dedi biliyor musunuz? Halk yeter artık dedi. Düşün yakasından halkın, halk karar versin. Halk bu seçimin sonucuna karar verdi. Ne olursunuz buna karışmayın dedi. Ama duymadılar. Ankara'daki beyler kendi kararlarında boğulacaklar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu listenin hazırlayıcısı ben değilim. Bu devletin resmi listesi ve bu listede oy kullanan herkesin oy güvenliği, oy namusu devlete aittir. Eğer bunların içinde oy kullanamayacak vatandaş var ise şimdiye kadar neredeydiniz? Neden bu seçmen listeleri açıklandığında itiraz etmediniz? Neden sandıkta itiraz etmediniz? Neden ilçede itiraz etmediniz? Neden ilde itiraz etmediniz de son fırsat gittiniz Ankara'da itiraz ettiniz? Buna ben etik asla değerleri yükleyemem. Buna ben ahlaki diyemem. Buna insani diyemem. Buna vicdani diyemem. Buna demokrasi hiç diyemem. Sevgili dostlar. Neden bu kadar duygusalım biliyor musunuz? Ben bu seçim sürecini kıt koşullarla, zor bir bütçeyle, kısıtlı bir bütçeyle gerçekleştirdim. Ama halk bana kucağını açtı. Ben harcadığım her kuruşun engelli oğlumun haklarından kısarak getirdim bu noktaya. O yüzden onlara hakkımı helal etmiyorum. Yazıklar olsun diyorum. Gerçekten yazıklar olsun. ...27 yıl devlet memurluğu yaptım. Bu süre içinde bir kural vardır. İdarenin yaptığı hata idareyi bağlar. İdare bir hata yaptı, cezasını Yüksel Kepenek çekiyor. Yok böyle bir adalet, yok böyle bir demokrasi, yok böyle bir insanlık. O yüzden esefle kınıyorum. Gerçekten halkın emanetini lütfen halka iade edin. Halkın emanetini demokratik koşullarda kazanılmış bu seçimin sonucunu lütfen tescil edin. Ha etmezseniz ki onun kararını verdiniz. 2 Haziran'da halk daha güçlü bunu tescil edecek ve 3000 oyla, 4000 oyla, 5000 oyla kazanacağız. Var mıyız arkadaşlar? Gecelerce uyumadık. Ben size bir seçim hikayemi söyleyeyim. Bizim öyle restoranlara gidecek, insanları ağırlayacak paralarımız da olmadı. Samimiyetle söylüyorum. Şu içeride ekmek aldık, margarin sürdük, çayla onu yiyerek seçim sahalarına indik. O yüzden hakkımı helal etmiyorum. Bizim holdinglerimiz yok. Bizim çok güçlü bir ekonomimiz yok.
Ama bizim çok güçlü bir yüreğimiz var. Bizim arkamızda dimdik örgütümüz var. Bizim arkamızda kalklıkta tek bacağı olmayan, saatlerce bizim mitingimizde tek ayak üzerinde dinleyen kahraman gibi seçmenlerimiz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bu seçimde öyle hikayeler yaşadık ki, 31 Mart akşamı, Akbaş diye bir mahallemiz var. Gerçekten demokrasinin artık kahramanı, demokrasinin onlar en üste çıkarmış gerçek sahipleri. Sandıkların üstüne oturdular. Oraya gittiler sandıkları teslim almak için. Jandarma müdahale etti. İnsanlar, ama önce halk müdahale etti. Bir kadın, bir çocuk, bir erkek elinde taşla, sopayla, çapayla o sandıklara sahip çıktıysa demokrasi Türkiye'de, demokrasi Honaz'da, demokrasi Akbaş'ta kazandı arkadaşlar, kazandı. Onlara söz verdim. Belediye başkanı olduğumda Akbaş'a o meydana bir meydan yaptıracağım. O meydana da demokrasi anıtı yaptıracağım. Figürü de söyledim. Dedim ki bir seçim sandığı, üzerine bir çocuk oturmuş, anne oturmuş, bir yaşlı amca elinde çapasıyla, orağıyla seçim sandığına sahip çıkıyor. Kimseye dokundurtmuyor. Okulun etrafını çevirmişler. Önce bizi geçersiniz, ondan sonra sandıkları alırsınız diye. Ben onlara binlerce teşekkür ediyorum. O yüzden seçimi kazandığımda ilk kazmayı, ilk çalışmayı Akbaş'tan başlatacağım. Onlara helal olsun diyorum. Sevgili dostlar, gerçekten bu seçim süreci çok zorlu geçti. Neden zorlu geçti biliyor musunuz? Çünkü karşımızda kocaman bir devlet gücü, kocaman bir ekonomik yapı, holdingler, şirketler. Buna rağmen biz burada halkın karar verdiğinde karşısında hiçbir şeyin duramayacağını gördük. Halk karar verdi. Halk Cumhuriyet Halk Partisi'ni, İyi Parti'yi, Millet İttifakı'nı ve bunun liderliğini yapan Yüksel Kepene'yi belediye başkanı ilan etti. Ama onlar türlü hilelerle hayır diyor. Ancak 1,5 ayı erteleyebilirler. Güneş artık göründü. Güneşi asla örtemeyeceksiniz. Güneşi balçıkla sıvayamayacaksınız. Güneş göründükten sonra, halk çıktıktan sonra ortaya, bunun geriye dönüşü yok. Çünkü halk hareketleri böyle başlamıştı. Unutmadan şunu söyleyeyim. Yeni bir seçime gireceğiz 2 Haziran'da. Valla şu listelerde eksik kayıt varsa lütfen Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı araştırın. Başımızı bir daha derde sokmayın. Bu sizin sorumluluğunuzda, bizim sorumluluğumuzda değil. O yüzden yükünüzü bize yıkmayın. Sorumluluğunuzu bize atmayın. Bu listeleri iyi araştırın. UYAP sisteminden mi yapacaksınız? Yazışma mı yapacaksınız? Artık internet, hani biz bilgi çağındaki bir toplumduk? Hani dünyanın 19. büyük ekonomisiydik? Hani biz dağlara taşlara hükmediyorduk? Ya bir seçim listesine hükmedemeyen bir sistem nasıl kendisini dev aynasında görebilir? Böyle bir şey olabilir mi? O yüzden ben bu utancın benim üstüme değil başkalarının üstünde olduğunu biliyorum. Süreç uzadıkça tabii ki birçok şey geride kalıyor. En büyük hayalim neydi biliyor musunuz? 23 Nisan. 23 Nisan'da öylesine muhteşem bir 23 Nisan belediyenin katkısıyla planlıyorduk ki bir yıl sonrasına kaldı. 19 Mayıs planlıyorduk gençlerimizin özgürce, mutlu bir şekilde, eski günlerdeki gibi çok huzurlu bir şekilde bir 19 Mayıs hazırlığı yapsın istiyorduk. Olanca desteğimizi vermek istiyorduk. Onu da erteledik. Ve en önemlisi Honaz Kiraz Diyarı. Dışarıdan gelen dostlar, Honaz deyince aklınıza ilk kiraz gelir. Honaz kirazı yaklaşık 50 gün sonra çıkacak. Honaz kiraz üreticileri sahipsiz. Honaz kiraz üreticileri geçen yıl olduğu gibi, ondan önceki yıl olduğu gibi, 15 yıldan beri olduğu gibi sahipsiz, yine sahipsiz kalacak. Onlardan çok özür diliyorum. Bir 50 oy, 100 oy daha alsaydık, bu noktada olmasaydık, bu sezonda onların yanı başında olsaydım. Her gün halde komisyoncuların başında onların çiftçileri ezmesine izin vermeyen bir belediye başkanı olarak görev alabilseydim. En büyük kaygım bu. En büyük huzursuzluğum bu. O hayallerini kaybeden çiftçilerin hayallerini kaybetmelerine izin vermeyen bir belediye rolü oynamak istiyorduk. Bir yıl ertelendi. Bunu erteleyenlerden bütün çiftçiler adına, bütün çocuklar adına, bütün gençler adına hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu demokrasi değil.
Bakın biraz önce bir çocuk bana bir mektup yazmış. Onu paylaşmak isterim. Yüksel Kepenek hocam, bu sefer bence kazanacağız. Bence her seferinde CHP kazanacak. Ben eminim çünkü ben senin için dua ediyorum demiş. Küçücük bir çocuk, daha ilkokul birinci sınıf. Şurada. Ben bu çocuklar oldukça, bu gençler oldukça, yaşlı teyzelerim, amcalarım oldukça, ayağı kırık bacakla buraya gelen dün bayan kardeşim oldukça ben bu seçimi asla kaybetmem. Çünkü biliyorum ki bu seçimi kaybedersek Honaz kaybedecek. Bu seçimi kaybedersek yine egemen güçler kazanacak. Egemen güçlerin kazanmaması için, o yukarıdan bakanların kazanmaması için halk bir kere dur dedi. Bundan sonra asla geçit vermeyecektir. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim mi? Buraya ne diyorlar yukarıda biliyor musunuz o diğerlerinin seçim bürosunda? Aşağıda kim var diyorlar. Ben siyaset bilimi derslerine giriyorum. Aşağıda toplumun aşağısında kimler bulunur? Halk bulunur, emekçiler bulunur, yoksullar bulunur değil mi? Bize aşağı, yukarıda biz varız diyorlar, aşağıda. Evet doğru tanım yapmışlar. Aşağıda biz varız, aşağıda hareketi başlattık. Yukarıdakilere dünyayı dar edeceğiz. Söz veriyorum size, söz. Hep şunu söyledim. Bakmakla görmek, duymakla işitmek birbirinden farklıdır. Bunlar bakıyorlar, görmüyorlar. Duyuyorlar, işitmiyorlar. Niye işitiyorlar biliyor musunuz? İşine geldiğini işitiyorlar. Oysa biz toplumun en kısıtlı kesimini, en zayıf kesimini, çocukları, gençleri, yaşlıları işitmek zorundayız. Sosyal belediyecilik bu, çağdaş belediyecilik bu. Artık bizim rekabet ettiğimiz ulusal ve uluslararası düzeydeki, bizim ölçeğimizdeki belediyelerin ne yaptığıyla ilgilenmek zorundayız. Süreç boyunca bana destek olan, hiç desteklerini esirgemeyen belediye başkanlarıma, il başkanıma, yöneticilerime, İyi Parti il başkanıma ve en önemlisi Ümit Bahtiyar başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hak kavramının, adalet arayışının ve hukuk temelli bir hayatın pardonu olmaz. Özür dilerimi olmaz, affedini olmaz. Az önce Sayın Kepenek belirtti. Seçmen listelerini düzenleyen kendisi değil. Ben de değil. Seçmen listeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenleniyor, inceleniyor, tasdifleniyor, bölgelere gönderilip orada askıya çıkartılıyor. Askı süreci içerisinde gelmeyen bir itiraz, sandık esnasında tutulmayan bir tutanak, sonuçlar ilçe ve il seçim kurulunda değerlendirilirken konulmayan bir şerhin olduğu noktada ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu kendi hatasını burada Honaz'a ödetmeyi tercih etmiştir. Bir başka ülkede olsa kurumun başındaki kişi özür dilemenin ötesinde görevini de iade eder. Ben buradan Yüksek Seçim Kurulu'na sesleniyorum. Eğer bu listeleri dahi doğru ve düzgün bir şekilde düzenleyemiyorsanız o koltuklarda oturmanızın hiçbir anlamı yok. Lütfen hatanızı hatayla telafi etmeye çalışmayın. Çünkü hak, hukuk, adalet kavramını bir kereden bir şey olmaz yapalım mantığıyla yürütmeye çalışırsanız o bir kere bize binlerce kere bedel ödetir. Her seçimin kendi içinde çok özel hassas dinamikleri olur. 31 Mart seçimi de böyle bir seçimdi. Bizler Mart'ın sonunu bahara erdireceğiz. Yüzümüzü güneşe döneceğiz dedik. Ve aslında Türkiye genelinde, Denizli özelinde ve Honaz'da da bunu başardık. Sayın Başkanım sen seçimi kazandın.